Merhabalar, kampın ikinci günündeyiz. Kısa bir özet yapacağım. Ne yaptık, nasıl bu kampa geldik, neden bu kampa geldik? Şimdi bir kere birinci sebep Selim'in bu arkamızda gördüğünüz Crawler aracını çok seviyor olması. Oğlum otomobilleri çok seven bir çocuk. 4 yaşında, 4,5 yaşında ama otomobillerle çok ilgili. Yani bütün erkek çocukları belki böyledir. Ve Crawler'da merak ediyordum. Ben de merak ediyordum. Benim de çok beğendiğim bir araç. Daha önce de gidip görmüştük. Ve bu sefer bu aracın nasıl bir araç olduğunu daha yakından tanımak için ve belki hafta sonları kullanılabilecek bir araç olarak satın almak için kiralamaya karar verdim. Ve bu çerçevede Crawler'ı kiraladım. Ve kiraladıktan sonra Crawler'la beraber önce saat 12 gibi, 12.30 gibi İstanbul'dan çıktık ve yakın bir yerlere gitmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Yalova'ya gittik. Yalova'da Delmece Yaylası var. Yalova Gemlik'te Delmece Yaylası'nda saat 3.30 gibi kampı kurduk ve geceyi orada geçirdik. Hakikaten yolu da gayet güzel diyebileceğim. Araçla gidebilecek, arada tabii bozuk yollar olmasına rağmen çok güzel bir yol. Gerçi bu araç için çok yol çok büyük bir problem değil. Yeter ki hani karşılıklı olarak geçilebilecek kadar yer olsun. Onun dışında yani gidemeyeceği bir yol yok. Mitsubishi L200 biliyorsunuz bu alanda isim yapmış bir kamyonet ve bunun arkasında Crawler firması, Türk firması, bu arkada gördüğümüz kamperi hazırlayan firma Mitsubishi ile bir işbirliği yapmışlar ve 0 kilometre, bu önemli bir şey. Yani bir Japon şirketinin kendi aracına güvendiği kadar, en önemli araçlarından bir tanesine güvendiği kadar, bu aracın üzerine koyabilecek kadar güvendiği bir ekipman. Neler var görüyorsunuz, bu yan tarafta hemen şurada açılan, durduğunuz zaman açabileceğiniz bir bölümü var. Bu yatak kısmını büyütüyor. Aşağı yukarı 1.95'e 1.90, yani 2 metre 2 metre neredeyse civarında 3 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir yatak var. Hemen onun üzerinde bir 1.65 şey, aşağı yukarı 60-70 santimetre kadar bir başka yatak daha var. Ama yani çok, o ancak üstü açıldığı zaman kullanılabiliyor. Yukarıda bir güneş paneli var. Bu güneş paneli gerçekten işe yarıyor ve aküyü şarj ediyor. Akü bütün yaşam enerjisini Crawler'a sağlıyor. Sizin şarj edilmesi gereken ekipmanlarınızı şarj ediyor. Bu da önemli bir şey. İçinde LED ışıkları var. Uzaktan kumandayla ayarlanabiliyor. Ve bir ısıtıcısı var. O da ayrı bir dizel motoruyla çalışıyor. Kendi motorundan bağımsız aracın çalışıyor ve uzun süreler çok az yakıt harcayarak çalışabiliyor. Yani saatlerce, belki birkaç gün çalışıp sadece 6-7 litre, 48 saatte 7 litre kadar bir yakıt harcıyor. Ben fark etmedim yani ne kadar yakıt harcadığını, çünkü o kadar hesaplı yakıt harcıyor ve içeriği gerçekten derecesine ayarlıyorsunuz. O derecede termometresiyle ölçerek ortam ısısını, çalışma ve durma zamanını ayarlıyor. Gerektiği zaman içeriye temiz hava da veriyor. Bu da çok büyük avantaj kamplarda ortam ısısının tutulabilmesi. Bu da Crawler ayrıca iyi kılıyor. Yani bu durumda olumlu özelliklerini sayacak olursak Crawler'ın her yere, Mitsubishi L200'ün veya alternatif araçlar da bunun için kullanılabiliyor. Başka kamyonetler, Ford'a takılıyor, Nissan'a takılıyor, Toyota'ya takılıyor, işte diğer kamyonetlere, Isuzu'ya takılıyor vesaire. Yani sizin kamyoneti beğenmenizden itibaren nasıl bir donanımla bu Crawler'ı oluşturacağınız meselesi var. Bunu gidip Crawler'la da halledebilirsiniz. Crawler şirketiyle bunu yapabilirsiniz veya Mitsubishi'den 0 kilometre olarak bu aracı alabilirsiniz. İkisinin de olumlu olumsuz tarafları muhakkak vardır ama çoğunlukla olumlu tarafları var tabii. Bir keyif aracı. En önemli özelliği tabii ki tüm yol koşullarında, karda, yağmurda, çamurda sizi gideceğiniz kamp yerine rahatlıkla ulaştırabilecek ve orada barınmanızı mümkün kılacak olan bir araç. Aracın arka tarafında
onu göstereceğim. Arka tarafında bir mutfağı var dışarıda olmak kaydıyla. Ve buzdolabı var. 12 voltluk tüm enerji tüketen ürünleri 12 volt üzerinden çalışıyor. Bu nedenle de çok hesaplı, tasarruflu olarak işlev görüyor bu araç. Aracın hemen yanında şurada görüyorsunuz bir duş alanı var. Suyu alıp bir su motoruyla size suyunuzu kullanımınıza olanaklı hale getiriyor. Fakat bir ısıtıcısı yok. Yani bunların Easy isimli çekme karavan biçimindeki karavanlarında sanıyorum bazıları ısıtıcı da konabiliyor. Buna konabilir mi? Muhtemelen eğer istenirse o da yapılabilir. Su ısıtıcısı olması iyi olabilirdi. Yani yaz da olsa sonbaharda ve ilkbaharda özellikle bu önemli. Özellikle Crawler'da kış kampına gidecekseniz ve uzun süreli bir kamp olacaksa bu o zaman klasik çadır kampına gidenlerin yaptığı gibi ancak ıslak mendillerle, ıslak havlularla temizlenmeniz mümkün olabilir. Çünkü soğuk kış kampında birkaç nokta var. Bir, o su haznesinin donması söz konusu olabilir. O olmasa bile o soğuk suyla duş yapmanız pek mümkün olmayabilir. Bu bir. İki, sudan bahsetmişken suyla ilgili devam edelim. Arabanın bir mutfağı var. Orada da bir musluğu var. Oradan su geliyor. Çok rahat bir şekilde yiyeceğinizi, içeceğinizi orada yıkayabiliyorsunuz. Fakat deterjanlı suyla eğer yıkama yaparsanız o zaman o pis suyu doğaya direkt olarak atmanız mümkün değil. Yani bunu bir bidon içerisine biriktirmeniz lazım. Çünkü aracın bir pis su tankı yok. İşte bu da doğa ile birlikte ele alındığı zaman dikkat edilmesi gereken bir şey ve bunun da bir olumsuz özelliği. Ama onu biriktirmeniz mümkün. Tabii bu da çaba demek, ekstra çaba yani zorluk. Bir, kışın çok soğukta yemeklerinizi dışarıda yapmak zorundasınız. İçeride yapılabilir yani her taraf metal olduğu için evet içeride de bir şeyler yapabilirsiniz ama o zaman özelliğini azaltmış oluyor, kaybetmiş oluyor yani büyük oranda crawler. Burada böyle bir problem var. Yine kışın duş konusunda bir problem var. Yani kış aylarında sizi her yere götürebilecek olan bir araç ama bir taraftan da olumsuz tarafları var. Tabii bu kadar kompakt bir araç içinde, arka tarafı bu kadar kompakt bir araç içinde bunların hepsinin olması evet yapılabilen, yapılan başka tür araçlar, şeyler var, ekipmanlar var. Yine buna benzer, Crawler'a benzer. Kullanabilecek. Mesela Hotmobil diye bir Türk şirketi var yine. Onlar çıkarılıp takılabilen arkasına bir eklenti yapıyorlar. Onun yatakları ve kullanım alanı daha geniş. İçinde bir banyosu ve tuvaleti de yapılabiliyor. Ve su ısıtıcısı da aynı zamanda var. Bunlar da onun olumlu yönleri. Crawler'ın ise kendini ispatlamış bir sağlamlığı, çok güçlü bir alüminyum yapısı var. Bunun ağırlığı ne kadar oluyor? Tabii bizim araba şimdi sanki arkaya doğru biraz fazla basıyor gibi. Yani bu şeyde değil de çünkü destek ayakları var şurada yukarıda destek ayaklarını görüyorsunuz. Bunu durduğunuz zaman destek ayaklarını açıyorsunuz. Ama yolda giderken öyle bir tepki aldım. Bir otoyol görevlisi dedi ki abi ben bu crawler'ı görüyorum ama arkaya bu kadar yatmış bir crawler görmemiştim. Arkasına ne yüklediniz diye. Aslında bir şey çok fazla bir şey yok da belki 100 kilo bizim bir yükümüz vardır. Yani eşyaların hesapladığımızda belki 100-120 kilo olabilir emin değilim. Ama onun dışında 120 litrelik bir su tankı var. Bu arkaya basıyor ister istemez. Artı yakıt tankınız dolu olduğu zaman o da 200 kiloya yakın, neredeyse 200 litreye yakın bir ağırlık arkaya basması demek. Bir de sizin yükleriniz de 300 kilo demek. Bu arkadaki crawler'ın ağırlığı, eklenen bölümün ağırlığı 450 kilo. 450 kilo fakat kasa çıkarıldığı için araçtan 250 kiloluk gibi bir ağırlık oluyor kasalarında ağırlığı normal kamyonet kasasının. Demek ki 200 kilo basıyor. Üstüne de siz bir 300 kilo koyduğunuz zaman 500-600 kilo siz de bineceksiniz. 750 kilo 800 kilo civarında 800 kiloya yakın bir yük oluşturuyor. Ha, bu araç için yani çekilebilecek bir yük miktarı ama elbette o durumda biraz basacak arkaya. Bu da doğal sayılabilir. Olumlu yönleri L200 açısından söylersek, L200'ün tüm olumlu yönleri Crawler, L200 Mitsubishi Crawler için de söylenebilir. Çok iyi bir çekiş sistemi, iyi bir vites sistemi. Ondan sonra
Bunlar L200'ü avantajlı kılan unsurlar. Arka diferansiyel kilidi, orta diferansiyel kilidi tabii yani. Arka diferansiyel kilidini ağır arazi koşullarında kullanacaksınız. Bu lastikler yani kötü değil, bu lastiklere bakınca öyle uzaktan bakınca sanki araba lastiği gibi görünebilir. Ama 265'e 60 R18 bunun ebadı ve birçok arazi koşulunda gidebilecek, yani işte çamurda gidebilecek veya işte karda gidebilecek ölçüde nitelikte olan lastikler. Yani daha ağır arazi koşullarında, daha ağır balçık, çamurda vesaire tabii ki bu lastikler olmaz. O zaman da ona uygun lastikler seçilmesi gerekir. Bu mümkün. Arabanın yükseltilmesi de mi? Bu çok yükseltilmiş bir araba değil ama aracın daha da yerden yükseltilmesi lastik payıyla ve diğer şeyler, ekipmanlar kullanılarak mümkün. Evet, tank gibi bir araba zaten, giderken de onu hissediyorsunuz. Bu böyle. Araba yüklendiği zaman tabii o 800 kilo yükle birlikte aracın kendi ağırlığı da hesaba katıldığında neredeyse 3 ton civarında bir ağırlık oluyor herhalde, 2,5-3 ton arası ve bu da tabii frenlerin sağlıklı kullanılmasını gerektiriyor. Araçta hızlanmanın ve yavaşlamanın koşulları var. Yani çoğu insan durmak için aracı yavaşlatmak için frene basar. Fakat araç yavaşlatılmak için frene basılmaz. Yavaşlatılmak için araçta yapılması gereken şey, bunu iyi bir sürücünün bilmesi gerekir, ayağını gazdan zamanında çekmektir. Freni sadece aracın durdurulması için ve çok acil durumlarda arabanın durması için kullanıyoruz. Yani freni daha uygun şekillerde kullanmak gerekiyor. Bunda da aynı şekilde, yani yokuştan yukarı çıkarken hangi viteste çıkıyorsanız o yokuştan aşağı inerken de o viteste inmeye, bütün yükü frenlere vermemeye özen göstermeniz gerekir. Çünkü o hallerde frenin ısınması, özelliğini yitirmesi ve sizi tehlikeye sokması, yeterli mesafede duramaması bile bir problem sayılır. Bu Mitsubishi Crawler için geçerli değil, sadece tüm araç kullanan insanlara, özellikle de ağır araçlar kullanan insanların dikkat etmesi gereken bir şey. Yani saldım çayıra, yakıt yakmıyor nasıl olsa diye arabayı salıp kendi ağırlığıyla çok yüksek hızlara çıkmak doğru değil. O yüksek hızlarda frenle durmaya çalışmak da doğru bir şey değil. Elbette frenle duracaksınız ama yavaşlamak için mutlaka vitesinizi uygun vitese takmanız lazım. İkinci viteste çıkıyorsunuz, 2 ile inmeniz gerekiyor veya 3 ile en fazla inmeniz gerekiyor diyelim. Onun gibi buna özen gösterilmesi gerekiyor. Crawler'da da benim gördüğüm bu. Yani ben senelerdir araç kullanırım ve hiç bugüne kadar, yani Amerikan arabaları dışında böyle öne arkaya bu kadar gemi gibi yaylanıp giden ve çok hoş gerçekten kullanımı, o açıdan bayıldım diyebilirim. Bir araç kullanmamıştım. Bu bana keyif verdi. Ama şehir içinde sadece tek araba olarak Crawler'ın tercih edilmesi, yani evet yapılabilir ama biraz yani gereksiz bir sorun çıkarır. Yani ufak bir arabayla birlikte Crawler, evet çok ideal olur hafta sonları veya kısa tatillerde. Onun dışında yani mukayese edildiği zaman bir 4x4 karavan çok iş görebilir. Yani Crawler'ın özelliklerini umumi özelliklerini üzerinde taşıyarak, yani hepsini değilse de elbette ki değil ama yine daha ağır koşullara gelebilecek bir 4x4 karavan iş görür doğrusu ve içinde bir tuvaleti, banyosu, mutfağının olması icabı halinde. Yani yazları bu sizi etkilemez. Çünkü arkada Crawler'ın çok geniş 270 derece açılan bir tentesi var ve bu tente de hem gölge yapması açısından, hem yağmurdan koruması açısından vesaire, hem sonbaharda, yazda, ilkbaharda iş görür. Hatta kışın da iş görür. Ama içeride çalışmanızın gerektiği hallerde, çok soğuk koşulların olduğu hallerde, yani keyifle bir kamp yapmak bakımından, bazen içeride de kalmak, yağmurun sesini içeriden dinlemek, yemeğinizi içeride hazırlamak, etrafı sadece camdan izlemek, arada dışarı çıkıp hani hareketli işler yapacağınız zaman dışarıda olmak kamplarda iyi. Burada bir sorun yok. Yani soğuk hava olsun, ne kadar soğuk olursa olsun, eğer çalışıyorsanız, dışarıda odun kesecekseniz veya işte
bir yerlerde bir işiniz varsa, kamp işiyle uğraşacaksanız, bir şeyler tedarik edeceksiniz, ateş yakacaksınız. Dışarıda olmanın bir şeyi yok zaten, amaç dışarıda olmak. Ama bazı koşullarda da, yani örneğin yemek yaparken yani stabil durmanız gerekiyor. Veya yemek yerken oturarak yiyeceksiniz. Şimdi o tür durumlarda crawler çok soğuk havada, karda tipi de sizi zorlar. Yani içeride yapmanız gerekiyor. İçeri alınamayan bir şey var, düzeneği var. Daha gelişmiş karavanları var crawler'ın, çekme karavan biçiminde. Veya işte şimdi yeni bazı şeyler yaptılar. Araç, harika araçlar yaptılar. Yani onların bedeli çok yüksek. Bir 4x4 tırın üzerine bir crawler karavan yaptılar. O muazzam, yani içi dışı her şeyi, bu demin söyledim, her şeyi ortadan kaldırabilecek bir araç. Ama o da işte bildiğiniz bir kamyon tır ebadında. Onu da herkes kullanamaz. Yani her yere de onu sokamazsın. Arazide bile onu kullanmak büyük bir maharet, beceri ister. Yani Türkiye'deki dar yollarda o da kolay olmaz. Yani işin uzmanı yapar ama bizim gibi, yani benim gibi, özellikle ben kendimi söyleyeyim, yani sıradan insanların o tarz bir macerası kolay değil. Onu da sadece sıradan insanlar değil, sıra dışı insanlar için tasarlamışlar. Fevkalade de iyi yapmışlar. Bu araç da çok güzel. Özellikle yani hava koşulu ne olursa olsun ortam ısıtması fevkalade. Webasto değil ama Webasto ayarında bir Alman şirketinin ısıtıcısı kullanılıyor ve fevkalade iş görüyor. Siz dereceyi ayarlıyorsunuz, o ortamı gerçekten neredeyse ev koşullarına getiriyor. İçi tabii olabildiği kadar amaca mütealliklik olarak tasarlanmış. Yani içeride böyle halı kaplama vesaire bulmanız mümkün değil. Her taraf metal. Bununla bazı dezavantajları olabilir diye düşünüyorum. Özellikle yalıtım, yani ses yalıtımı da bir yalıtım veya ısı yalıtımı da yalıtım. Bunları da düşünmek gerekebilir ve içerideki konforda da, yani bazı yüzeylerde özellikle bir parça kaplama olmasında, ki konuşularak bu da yapılabilir diye düşünüyorum, fayda var. Çünkü kafanızı vurabileceğiniz yerler var veya işte uyurken biraz daha geriye yaslanıp başınızı vurabileceğiniz alanlar var. Yani oraları halı veya benzeri bir şekilde, yani çok böyle kapsamlı bir şey olmak zorunda değil. Yani beklentim o değil. Yani duvardan duvara halı olur mu bu böyle bir araçta? Olmaması gerekir zaten. Çamurdu vesaire, öyle gireceksiniz ama yattığınız zaman veya ayaktayken size zarar verebilecek alanların özel olarak izole edilmesi gerekir. Bazı yerlerde var ama bazı yerlerde de yok. Benim gördüm. Bu üst düzey bir karavan. Hani bu elimizdeki crawler'ın donanımı çok yüksek donanım. Yani en yüksek donanımlardan bir tanesi bildiğim kadarıyla en yüksek donanım diye ben bunu kiraladım. Biliyorum da crawler'ı daha önceden. Dolayısıyla bunların özen göstermesi gerekir. Yani her şey iyi ama mesela bu yönde bir problem. Çok güzel bir bagajı var. Şu gördüğümüz bu alanın altı şurasında bir ayrı kapak var ve o bu alan böyle kapandığı zaman oraya bütün eşyalarınızı, gereksiz kap malzemelerinizi dahi koyabiliyorsunuz. Daha sonra da onları çıkarmanız gerekiyor. Ve bu açılır kapanır kapanır ve kabini genişleten kapak olduğu için içerideki şeyler, yataklar kaldırılmak zorunda kalıyor. Süngerleri kaldırmak zorunda kalıyorsunuz ve o kapandığında içeride hareket etmesi mümkün olmayan bir alan kalıyor. Oraya belki bazı eşyaları sığdırabiliyorsunuz. Fakat onları da çıkarılması, takılması esnasında onu da koy, onu da çıkar, onu çıkardın bu kadar. Yani yerleşme ve ayrılma işlemleri biraz zaman alıyor. Yani kiralık araba ise o bu ekstradan oluyor. Çünkü birçok yükü de ayrıca siz getirmiş oluyorsunuz. Hani yerli yerine yerleştirmiş olmuyorsunuz. Yani çok içinde kullanışlı alanları var esasen. İşte kullandığınız kıyafetleri ve diğer araç ve gereçleri sığdırabileceğiniz çok güzel alanlar yapılmış. Onu da şimdi göstereceğim. Görüyorsunuz. Bu alanları eşyalarınızı bırakıp kullandığınız zaman bunları yararlanıp bunlardan daha sonra da kirlendiği zaman götürüp yıkayacağınız yerde, evinizde vesaire yıkayabilirsiniz. Ama eğer kiralık kullanıyorsanız o öyle bir şansınız olmadığı için yerleştirmek vesaire tabii ilgileneceksiniz. Bir de bunu işte kurup kaldırmak meselesi. Bu da bir zaman alıyor. Yani ama çok büyük bir zaman mı? Yani çok büyük bir zaman değil. Hani ben
Hemen adapte oldum. Zaten bildiğim bir araç olduğu için, yani daha önce birebir kullanmamıştım ama birçok yerde takip ettim. Bizzat kendim gittim, aracı inceledim ve çok kısa bir süre içerisinde araca adapte oldum. Bir problem olmadı. Şimdilik böyle crawler'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bir crawler alabilmek demek aşağı yukarı bugünün parasıyla yani Eylül 2020 350 bin lira civarında bir maliyet, 360 bin lira her neyse bir maliyeti var. Kiralamak acaba daha mı makul? Tabii bunu kiralayacak çok fazla yer yok. Mitsubishi'den bunu sormak gerekiyor. Acaba bir çekme karavan daha mı mantıklı olur? Hem arabanızı kullanmak hem de arkada gerçekten geniş bir alanda sıcak suyunuz, soğuk suyunuz, çamaşır makinesi, bulaşık, yani evi sırtında taşımak kadar bir şey düşünülebilir. Belki bu biraz yaşla ilgili. Hani belli bir yaşın üzerindeki insanlar için belki çekme karavan veya moto karavan daha makul görünebilir. Fakat genç insanlar için, ki kendimi çok da yaşlı görmüyorum ama genç insanlar için, iki kişilik aileler için, üç kişilik aileler için kısa tatillerde, hafta sonu kaçamaklarında crawler hakikaten her yola gidebilecek, sizin her şeyi paylaşabilecek çok güçlü bir araç. Şimdi crawler'ın olumsuz tarafları konusunda konuşacak olursak, yani bu crawler şirketine de belki bir şey olur. Crawler'ın üzerinde bazı pinler var, pinler var, yuvarlak pinler. Bunlar aracın çeşitli yerlerine yapıştırılmış. Sebebi vardır. Altında delikler var. Neden var bilmiyorum ama bir sebebi vardır. Yani onu oraya puntolamak için, başka bir şey için, ama bunlar yerinden çıkıyorlar. Gördüğüm kadarıyla, yani burada birkaç tanesi çıkmış, hepsi değil ama ve bu kadar kolay çıkması, kolay çıkabiliyor olmasına ben şaşırdım. Çünkü yeni bir araç, daha henüz 22 bin kilometrede olan bir araç ve o pini ne yapmış olabilir kullanan insanlar? Bence onların üzerine eğilmeleri gerekiyor ve dediğim gibi iç konfor bakımından, bazı yerlerin güvenlik bakımından kaplanması gerekiyor. Araç için iniş binişlerde bir checklist oluşturulması gerekiyor. Yani güvenlik checklisti, arabayı kurarken, karavanı kurarken ve karavanı kapatırken, yola çıkmadan önce A, B, C, D, E ya da 1, 2, 3, 4, 5 diye bir checklist oluşturup güvenlik checklistini yapılması istenmeli, araca bu yapıştırılmalı. Bunun olmaması da bir diğer olumsuz faktör. Bence bu bir güvenlik meselesi ve olması şart, olması gerekir. Yani insanı bilmiyormuş gibi düşünerek bu konuda bir takım bilgilerin yazılı olmasına bence yarar var. İstenmeyen olayların önlenebilmesi için, en azından biz elimizden geleni yaptık diyebilmek için. Bu düşüncelerle Crawler'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Karavancılık güzel, Crawler'ı güzel. Böyle bir imkanın bir Türk şirket tarafından hazırlanması ve Mitsubishi gibi bir firma tarafından da bunun sıfır araçlarına takılıyor olması gerçekten gurur duyulacak bir şey. Kendilerine sonsuz başarılar diliyoruz. Yurt dışında da çok başarılı olacaklarından eminiz. Sevgiler diyoruz Crawler'a. Evet, şu anda Mitsubishi L200 Crawler'la İstanbul'a dönüş yolundayız. Ve Crawler gerçekten Mitsubishi diyelim öncelikle. Yani Mitsubishi L200 gerçekten, hani içeriye bakıldığı zaman belki bir su kalitesi yok. Evet, sert bir lastikler var. Hatta gördüğüm kadarıyla kullanılan multimedya, Daiichi multimedya, ki herhangi bir düğmesi yok, knobu yok, yani çevirebilecek vesaire, dokunmatik bir ekran. O sebeple bazı yerlerde trim sesleri var. Yani araç henüz daha 22.600 kilometrelerde, daha yeni araç. Yani o belli ki, yani arabanın bozuk yollarda gitmesinden kaynaklanan bir şey olmaktan çok, o Daiichi'yi takarken veya o sistemi takarken biraz daha özenli bir, sonradan takılma bir sistem çünkü bu, biraz daha özenli bir işçilik
yapılması gerekirmiş. Belki süngerlerle, diğer şekillerle desteklenmesi gerek. Onun dışında L200 gerçekten, yani eğer karavancılıkla uğraşacaksanız, karavan alacaksanız, karavan çekecekseniz gerçekten çok hakikaten güzel alet. Yani çünkü bizim L200'ün, Mitsubishi'nin arkasında şu anda muhtemelen, yani bir tatile giderken 850 kilo 900 kilo civarında bir toplam yük vardı. Yani crawler'ın yükü, bizim yükümüz, yakıt, su, diğer şeyler, ıvır zıvırı ve zaten bunun istihbarati de 1100 kilolar civarında, 1180 kilo, 1200 kiloya yakın bir istihbarati var. Yani doluya yakın bir şekilde yüklü ağırlıkla yola devam ediyordu. Fevkalade güzel. Tabii o yüklü ağırlıkla frenlemede, hızlanmada, yavaşlamada, dönüşlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eğer onu yapmazsanız tabii durmanız mümkün olmaz. Motor freni diye bir şey var, onu kullanacaksınız ama bu yüklü olan halinde. Yani eğer bunu sadece 100-200 kilo gibi bir yükle veya arkada karavanın bastığı bir yükle, kiloyla kullanacaksanız, yani bu gerçekten o tür yükler elbette ıvır zıvır, eften püften işler haline alıyor Mitsubishi L200'de. Beğendim. L200'ü çok beğendim. Crawler, onu da beğendim. Ama hafta sonu kaçamakları için beğendim. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere.